Diyelim ki bir projede ekrana ihtiyacınız var ama görüntü de sık sık değişmeyecek. Düşük enerji tüketimi projenizde önemli bir yer kaplıyorsa, elektronik mürekkep teknolojisiyle çalışan ekranlar tam projenize göre. Bir önceki videoda genel incelemesini yaptığım 4.3 inçlik e-paper display'i bu videoda işe yarar hale getireceğiz. YouTube abone göstergesi. Artık aramıza katılan her yeni arkadaş için sesli uyarı alacağım ve videolarımı çekerken bana motivasyon sağlayacak. Bu vesileyle abone olmayan arkadaşlar birkaç saniyesini ayırıp abone ol butonuna tıklarlarsa yeni videolar için bana moral vermiş olurlar. Hadi başlayalım. Ekranı dfrobot.com'dan aldım. Bir haftadan daha kısa bir sürede elime ulaştı. 8 GB'lık SD kart ve SD kart okuyucumuzu alıp başlayalım. Projemiz için görsel hazırlamamız gerekiyor. Adobe Photoshop ya da istediğimiz programda görseli hazırlayıp bitmap formatında kaydediyoruz. Bu yazılım sadece Windows'ta çalıştığı için en sevdiğim Windows bilgisayarım olan Latte Panda'ya geçiyorum. SD kartın FAT32 formatında olması gerekiyor. Kaydettiğimiz bitmap'i üretici firma tarafından sağlanan Bitmap Converter isimli programda Gray 4 formatına çeviriyoruz ve SD karta kaydediyoruz. Daha sonra USB TTL dönüştüricilerinden herhangi biri ile ekran bağlantılarını yapıyoruz. Ben USB TTL dönüştürücü olarak CP2102'yi kullandım. SD kartımızı bilgisayardan söküp ekranımıza takıyoruz. Daha sonra USB TTL dönüştürücümüzü bilgisayara bağlıyoruz. Dönüştürücünün COM port numarasını aygıt yöneticisinden teyit ediyoruz. Yine üretici firma tarafından sağlanan ESP.com programında önce Load Image'e tıklıyoruz, sonra görselin ismini yazıp Picture'a tıklıyoruz ve OK cevabını aldıktan sonra Refresh'e tıklayıp görselimizi ekranda görüyoruz. Daha sonra USB TTL dönüştürücümüzü söküyoruz. Şu andan itibaren SD karta ihtiyacımız yok. İnternet bağlantısı gerektiren projeler için ESP8266 tabanlı mikro denetleyiciler tam bir biçilmiş kaftandır ve fiyatları inanılmaz ucuzdur. Mikro denetleyici olarak ESP8266 modülü içeren VMOS D1 mini kartını kullanabiliriz. Abone sayısı değiştiğinde 30 milisaniyelik bir bip sesi duymak istiyorum. Bunun için 5 volt aktif buzzer kullanıyoruz. Enerji ihtiyacımızı eski dizüstü bilgisayar bataryalarından ve elektrikli kaykaylardan söktüğüm 18650 lityum iyon pillerden biriyle karşılayacağız. Ancak bu pilleri doğrudan VMOS D1 mini'ye bağlamamız doğru değil. Bunun için hem pili şarj etmeye hem de gerilimi 5 volta yükseltmeye yarayan VMOS Battery Shield kullanırsak gayet uygun olur. Bu sayede pilimiz bitse bile USB'den şarj edebiliriz. Tabi pil yuvasını da unutmayalım. Sistemi kapatmak istediğimizde kolaylıkla enerjiyi kesebilmek için bir de anahtar kullanırsak hiç fena olmaz. Anahtarı pil kutusuna silikonlayalım. Kabloyu keselim ve lehimleyelim. Havyayı elimize almışken işimize yaramayacak şu konnektörü sökelim, doğrudan karta lehim yapalım. Şimdi bağlantılara geçebiliriz. Önce ekran kablolarını VMOS'a bağlıyoruz. Daha sonrasında da buzzer'ı. Arduino tarafına geldiğimizde önemli 3 konu var. Birincisi, YouTube Developer hesabı açıp bir anahtar ve kanal tanımlama numarası alıp bunu Arduino yazılımında belirtmeliyiz. İkincisi, ePaper Display kütüphanesini yüklemeliyiz. Son olarak ağ ismini ve şifremizi doğru bir şekilde yazmalıyız. Arduino yazılımımızı VMOS'a yüklemeden önce bazı ayarları ve port numarasını kontrol etmeliyiz. Beyaz kablonun sökülü olduğundan emin olduktan sonra USB kablomuzu takıyoruz ve yükleme butonuna tıklıyoruz. Yükleme tamamlandı. Şimdi bu sistemi masa üstünde kullanılacak hale getirelim. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.